Selim merhaba. Yağmurlu bir havada hangi aracın babaoğlu testini çekeceğiz? Land Rover. Evet. Sport. Evet, Land Rover Discovery Sport, değil mi? Aha. Bak, Selim, bu otomobil daha önce Freelander diye bir otomobil vardı. 1998'de birinci jenerasyonu üretilmişti. 2006'da da ikinci jenerasyonu. Bu otomobil 2014'te onun yerini almıştı. Şimdi 2019 yılında makyajlandı. Makyajlısını çekiyoruz. Aha. Seversin 4x4'leri. Hem de premium, kompakt, SUV. Discovery Sport'la karşı karşıyayız. Dediğim gibi 4x4. Önce istersen tasarım özelliklerinden bahsedelim. Bak, gövde rengi çift renk. Beğendin mi? Evet. Bak, tavanı siyah. Gövdesi de kırmızı. Gel şunları bir inceleyelim. LED aydınlatmalar var. Şunları nasıl buldun? Bak, U şeklinde, değil mi? Aha. Şunlar şöyle U gibi ama yana doğru da böyle taşıyor. Yine LED aydınlatma burada da var. Ayrıca ben ön sis farlarını da yaktım. Bak, tampon köşelerinde sis farları var. Yağmurda çok güzel gözüküyor. Aha. Harika. Bak, eğer burada şunlar yanmazsa, sinyal verirsen şurada ne yanıyor? Bak, onların U'lar. Yerinde sinyaller yanıyor. U'lar yanıyor. Evet. U harfine benzettim ben şunları. Ben de. Evet, ama şu alt tarafları yanıyor. Şuralar kalıyor sabit. Bir de bak, burada da var. Tavan rengi siyah demiştik. Dikiz aynası da siyah. Bak, LED sinyallere burada da yer verilmiş. Kapı kolları gövde renginde, yani kırmızı renk. Lastiklerimize bakalım. Diğer taraftan göstereyim. Birazdan hava kararacak. O yüzden acele ediyorum. Güzel lastikler var. Bak, All Season diye geçiyor. Pirelli'nin Scorpion lastikleri var. 4 mevsim lastik. 235-55 R19. Bayağı büyük. Ve siyah alüminyum alaşımlı jantlar var. Gördün mü? Şöyle yandan bir göstereyim otomobile. Boyutlarını söyleyeyim sana. 4597 mm. Bayağı uzun bir otomobil aslında. 2069 mm genişliği var. 1727 yüksekliği var. Dingil mesafesi 2741. Sence yerden yüksekliği ne kadardır? Şurası yani. SUV olduğu için bayağı yüksek. 21 santime biraz geçiyor. 212 mm şöyle yerden yüksekliği. Peki su geçiş yüksekliği nedir sence? Kaç santim sudan geçer? 60. 60 attın, tuttu valla. 60 santim sudan geçiyor. Bak, şurada Land Rover logosu var. Şurada köpek balığı sırtı şeklinde anten. Burada entegre spoiler. Yine siyah renkli. Gel şimdi bir de arka tasarıma bakalım. Ben yine sağ sinyal verdim ve sis farlarını yaktım. Aa, benim sevdiğim gibi. Bak, köşelerde simetrik sis farları yandı. Şunlar çok hoşuma gitti Selim ya. Bayağı hoşuma gitti yani. Kamerada sarı gözüküyor ama bunlar kırmızı tabii ki. Bak, bizim Discovery Sport D180, onu sürüş sırasında anlatacağım, ve SE. Bir de R-Dynamic diye. R-Dynamic SE donanımı. Bak, sinyal dinamik, gördün mü? Evet. Böyle gidiyor, duruyor. Gidiyor, duruyor ve LED. Bak, dekoratif amaçlı şöyle şeyler yapmışlar, egzoz çıkışları. Asıl egzoz çıkışı nerede, bir keşfedip bana söyler misin? Tabii ki. Bir alttan bak bakalım. Şunu tutayım ben. Alttan bak, ne tarafta? Göster bakalım. Göremedim. Göremedin mi? Aa, şöyle kamerayı tutalım o zaman. Sana şunu geri vereyim. Kamerayı tutalım. Böylece videoda gözüksün. Otomobilin artık şöyle yeni videolarda alt kısmını da gösteriyoruz. Burada şık bir siyah, daha doğrusu koyu gri difüzöre yer verilmiş. Ve istersen bagaja bakalım. Tamam. Selim, bak, elektrikli. Şuradaki düğmeye basarak, gerçi anahtardaki düğmeye de olur, ön konsoldaki düğmeye de olur, hangisine basarsan bas, elektrikli olarak açılıyor. Bagaj bayağı büyük Selim. 5 ve 7 kişilik versiyonları var bu arada. Bizimki 5 kişilik, onu söyleyeyim. Şimdi bir şemsiyeni çekersen bir göstereyim bagajı. 963 litre diye geçiyor. Bayağı iddialı. 963 litre. Ama ön koltuklar ileri geri kaydırılabiliyor. Tabii ki kaydırıldığı zaman. Ayrıca oradaki koltuk sırası komple öne katlandığında bu bagaj hacmi 1574 litreye çıkıyor. Şurada aydınlatma var. LED. Burada bir aydınlatma var. Ayrıca şöyle içeriye girdiğimde bak, burada da aydınlatma var. Şurada yok yalnız. Toplam 3 aydınlatma. Bak, burada severiz. 12 voltluk giriş var. Şöyle göstereyim izleyicilerimize. Burada böyle bir şey koyabilirsin. Şurada bir sabitleme yeri var. Biraz karanlık oldu. Bak, şurada gösterelim onları. Evet, burada bir file var. Bir şey koyabilirsin. Yine şurada sabitleme yeri var. Ayrıca bak, şu kancalar şöyle kalkıyor. Ve bir şey bağlayabilirsin buraya.
file falan takabilirsin. Gördün mü? Hı-hı. Alt tarafa bakalım ne varmış. Evet bak. Oo, tam boş stepne var. Güzel. Bayağı büyükçe bir stepne var. Ve yangın söndürücü trafik setini koymuşlar. Orada da eşya gözü olarak da kullanılabilecek yerler var. Nasıl kapanıyor dersen, bak elektrikli olmasaydı şuradan kapatılıyordu. Elektrikli olduğu için şuna basıyorsun, kapanıyor. Aa, Selim nereye gitti ya? Gözlerimi göremiyorum seni. Aradan görüyorum. Nereden nefes alıyorsun? Sen beni görüyor musun? Aha, görüyorum. Bu kaç? 2. Aferin sana. Gel bir de motora bakalım, sonra iç mekana geçelim. Yağmur yağıyor. İnşallah daha da şiddetlenmez. Şöyle, bu arada karartılmış arka camlar olduğunu gösterelim. Şuradan motor kaputunu açtım Selim. Bak, R-Dynamic yazıyor burada. R-Dynamic SE donanımına sahip bizim test aracımız. Burada da Discovery yazıyor. Güzel bir parça var bak burada, siyah. Güzel gözüküyor değil mi? Şurada ne varmış? Burada da R-Dynamic logosu. Evet, biraz kirletmişiz arabayı. Gel bakalım. Sence amortisörlü mü, çıtalı mı? Bu, evet, bu premium bir otomobil olduğu için bence amortisörlüdür. Bu arada ızgarasından bahsetmedik. Gayet güzel bir ızgara var. Önde Discovery yazıyor. Buraya da Land Rover logosu konmuş. Motoru çok merak ettim. Güzel. Motoru merak mı ettin? Şu tarafa geç bakalım. Sinyalleri çok sevdim. Dinamik. Ya ön ve arka far tasarımını gerçekten beğendim. Ben de. Gerçekten güzel bir otomobil. Bakalım. Evet, şuradan açılıyor. Evet, çok güzel. Amortisörlü. Amortisörlü. Yok, motor küçük değil. 2.0 litrelik 4 silindirli 16 supaplı turbo dizel motor. Birazcık daha açılıyor mu? Biraz daha açılıyor mu bakalım. Hangi otomobilin acayip fazla açılmıştı, unuttum. Ben de. İnanılmazdı ya. İnanılmazdı. Aha. İzleyicilerimiz hatırlarlar belki. Motoru bir dinletelim izleyicilerimize. Evet, oraya dal parçaları, yapraklar falan düşebilir, normaldir. Yalıtım olduğundan bahsedelim. Amortisörlü olduğunu da gösterdik. Motorun özelliklerini de sürüş sırasında anlatacağım. Tamam. Kapatıyorum. Çok hafif. Çok hafif motor kaputu. Seni şimdi ön yolcu koltuğuna alıyorum Selim. Tamam. Böylece yağmurdan da kurtulmuş olacağız. Hı-hı. Geç bakalım. Oradan başlayalım hemen torpidodan. Evet, orada yangın söndürücü var. Oturabilirsin. Yukarıyı... Sabit o. Ben baktım ona. Biraz ileride, evet. Biraz ileride. Orada oturanın ayağını negatif etkiler mi bilmiyorum. Biraz ileriye konumlandırılmış. Ama sen şöyle bak. Elektrikli olarak senin koltuğunu şöyle ileri aldığında seni etkilemeyecektir. Her türlü ayar elektrikli olarak yapılıyor. Bak, buradan yapabilirsin. Bel desteği, ileri geri, yükseklik. Bak ne güzel. Yükseltim. Yükselteyim mi? En fazla bu kadar. Şu sırt ayarı, bak öne geliyor sırtın, arkaya gidiyor. Sen istediğin gibi yapabilirsin. Burada da R-Dynamic yazıyor eşikte. Donanımın adı R-Dynamic SE diye de 2 var. Şurayı gösterelim. Bak, bunlar farklı yerde. Sen hemen fark etmiştin zaten. Farklı yerde tek dokunuşlu olarak açılıp kapanıyor. Normalde burada olur ya cam butonları. Land Rover'larda burada. Ayrıca kilit mekanizması da var burada. Ayrıca 3 hafızalı senin koltuğun. Ayarladıktan sonra hafızayı alabiliyorsun. Şurası bak, 2 dikişli, çift dikişli, güzel deri kaplı. Burada da dikişler var. Güzel malzeme, yumuşak plastik. Hoparlör var burada. Şurada büyük, çok derin bir göz var. Ama içinde herhangi bir yumuşak kaplama yok. Torpidoyu gösterir misin? Sonra ben diye, ooo sen uyumuşsun ya. O kadar da gece olmadı. Okul çıkışı çekiyoruz ama. Evet, güzel açıldı. Sen tabii koltuğu çok öne aldığın için biraz sıkıntı oldu orada. Evet, şöyle gösterelim. Aydınlatması var. Bayağı derin. Bayağı derin Selim. Ve içi de halı kaplı, gördün mü? Güzel, kaliteli. Burada da deri kaplı bir alan var. Çok güzel. Yumuşak. Ve şurası deri. Burası da yumuşak plastik. Burada açılıp kapatılabilen ve yönlendirilebilen bir havalandırma kanalı var. Bak, burayı sevdin mi? Güzel bir doku var orada. Güzel. Oh! İyi geceler diliyorum sana. Yan tarafa geliyorum. Sürücü kısmını anlatalım. Bir de 4x4 olduğu için açılardan bahsedeyim. Yaklaşma açısı 25 derece. Karın açısı, rampa açısı da deniyor, 20.6 derece. Uzaklaşma açısı 30.2 derece. Bu arada 7 kişilik versiyonu da var demiştim. Onda bagaj hacmi 157 oluyor. Bayağı düşük oluyor. 7 kişilik kullanımda. Selimcim geldim. Önce şu kapı içini bir anlatayım. Nereyi sıcak yapayım? Daha sıcak yapabilirsin. Daha sıcak, bak şunla yapabilirsin. Şu an 22 derece, 22,5, 23 ama çok öyle 26-27 yapma. 25 iyidir. 25 iyi. Bu arada
şuradan sinyali kapattım. Evet, 25 gelmesi lazım sana şu an. Geliyor değil mi? Aha. Tamam. Şuradan da bak nereye üflemesi gerektiğini seçiyorsun. Şu an zaten şey seçili. Şuradaki havalandırma kanalları seçili. Kapı içini anlatayım. Malzeme kalitesi aynı. Yine kaliteli. Burası da aynı. Hoparlör de aynı. Şurayı göstereyim. Tabii ki burada merkezi kilit düğmeleri var. Bu sefer tabii ki 4 cam elektrikli. Çocuk kilidi var. Aynalar elektrikli olarak ayarlanıyor. İkisine birden basarsanız şöyle katlanıyor. Ayrıca kör nokta uyarı sistemi de var orada gözüküyor. Bir küçük hoparlör de burada var. Şurada ekstra ne varmış? Havalandırma kanalının haricinde bagajı buradan açabiliyorsunuz elektrikli olarak. Elektronik park freni burada. Bu da reosta ayarı. Şuna bastığınızda, çevirdiğinizde, bakın çevireyim. Karardı. Gördüğünüz gibi. Şu an açıyorum. Şu an en parlakta. Alüminyum pedalları göstereyim. Şurada ayak dinlendirme yeri. Buradan da motor kaputunu açmıştım. Benim koltuğumda da elektrikli ayarlar var. Koltuk çok şık. Gördüğünüz gibi deri, dikişler var kırmızı. Rahat, şık bir koltuk. Bu arada benim koltuğumda da 3 adet hafıza olduğunu belirteyim. Selim, montlarımızı çıkartalım, öyle devam edelim, hasta olmayalım. Tamam. Evet, aracın içine bineyim ve soğuk havadan, yağmurdan kurtulalım. Oo, kaça getirmişsin. İyi, kafa açtı. Pişeriz vallahi, pişeriz. Şöyle 22 iyidir Selim. Doktorlar 22'nin iyi olduğunu söylüyorlar. Sağlık açısından. Şimdi önce istersen bu ekrandan başlamışken devam edelim. Bak, ana sayfaya gidelim. Tepki hızı güzel. Gördün mü? Her türlü kontrolü buradan yapabiliyorsun. Ayrıca navigasyon da var. Bak şurada. Navigasyonu da açalım. Gördün mü? Renkli navigasyona da sahip. Güzel bir ekran. Burada dörtlü flaşör düğmesi var. Burada havalandırma kanalları. Şu hemen aşağı inince burası da dijital, biliyor musun? Dokunmatik. Bak mesela şuna bastığında, şimdi bak, koltuk ısıtması, koltuk soğutması. Ha, soğutma yok galiba bende. Evet, sola doğru yapınca bir şey olmadı. Koltuk ısıtması var. Bakayım seninkinde ne var? Koltuk ısıtması var. Soğutma yok. Demek ki bu donanımda. Bu arada bak, şuna bastığında klimayı kumanda ediyorsun. Şuna bastığında terrain response'u, yani bak sürüş modlarını, eco, şuradan göstereyim. Konfor. Bak şurada. Şu oto. Sola aldığında konfor var, eko var. Sonra tekrar şu ortadan sağa devam çamur edince çim, çakıl, kar, çamurlu yol, kum ve en sağa alınca evet kum. Şuradan o ayarları yapıyorsun. Ama gördün mü? Yapıyorum. Her şey burada dijital. Burada start stop on off tuşu, ESP açma kapama tuşu, yokuş iniş destek sistemi, gördün mü? Bu tür off-road ayarları da burada. Burada da fiziki kumanda olması güzel. Ses açıp kapatabiliyorsun, radyo sistemi. Kendi kendine park. Yok, kendi kendine park yok. Bu auto start stop, bu da ESP, böyle kaymayı engelliyor. Bak burada 9 ileri ZDF otomatik şanzımanın vites kolu var. Şuna basınca P oluyor. Bak şurada bir düğme var. Ona bas. Yok, ileri it ya da ben yapayım. Ben daha önce elim sıkıştırdım. Doğru, bir kere sıkıştırmıştın. R'ye geldi. Yani geri vites. Bak arkamızdaki minibüsü görüyoruz. Kılavuz merhaba çizgisi dönüyor mu? Evet, dönüyor. Bak direksiyonu çevirdiğimde. Sonra N var, D var. D'deyken şöyle aldığında bak eksi artı, hem sporta geçiyor hem de vites değiştirebiliyorsun. Çevirdin mi direksiyonu? Merhaba. P'ye alalım. Evet, P'de dursun. Burada bak aydınlatmalı bir eşya gözü var. Güzel. Şurada da bak açılıyor, göstereyim. Bir adet USB girişi var. Gördün mü? Aha. Şurada USB girişi var. Burada iki tane bardaklık var. Anahtarı gösterelim. Anahtar bayağı ağır. Bak şuradan şeyi de açabiliyorsun. Bagajı da açabiliyorsun. Bayağı ağır. Motor da buradan çalıştırılıp kapatılabiliyor. Buradaki bardaklığı kullanmazsan Selim, bak şöyle bir aparat var. Göstereyim ben sana onu. Bak şurada duruyor şu an. Bunu da buraya takabiliyorsun. Bak kullanmadığın zaman böyle de durabiliyor. Bak şık duruyor. Şık duruyor. İstersen böyle, istersen onu kullanmıyorsun. Derin bir eşya gözü var. Bak 2 adet USB girişi var. Burada ne varmış Selim'cim? Mikro SIM kart girişi var. Bir tane de 12 voltluk giriş var. Bayağı büyük, geniş içi. Bayağı büyük, geniş. Evet. Bir de torpidoyu göstermiştik. Şuraları gösterelim. Burada tutamak var. Senin siperliğini gösterelim. Bak aynası böyle açılıyor. Eğer ışığı açmak istersen
Şuradan düğmeye sen aslında basıyorsun. Aslında güzel bir şey. Özellik değil mi? Çünkü belki sen ışığı istemiyorsun. Doğru, doğru. İstersen kendin açıyorsun, kapatıyorsun. Kart koyma yeri var mı seninkinde? Seninkinde yok. Burada var mı bakalım? Burada da kart koyma yeri yapmamışlar Selim. İstersen kendin buradan açıyorsun ışığını. Burada bir tutamak var. Evet, kart koyma yeri yapmamışlar canım. Yapmamışlar. Burada gözlüklük var. İçi de yumuşak bir malzemeyle kaplı. Benim en sevdiğim. Şu cam tavanın perdesi elektrikli olarak açılıyor ama cam açılmıyor. Bak buradan elektrikli olarak açılıp kapatılabiliyor. Şu an açık. Şuna basarsan kapanır. Tek dokunuşlu olarak bak kapanıyor. Çok büyük, devasa. Evet Selimciğim, şimdi artık şuna bir bakalım. Yükseklik ayarı var mı bunlarda? Yok maalesef. Olsa daha iyi olurdu. Oo, bayağı karardı. Bayağı karardı. Bak orayı da kapatınca. Şöyle açık dursun bari. Evet. Artık fotoğrafımızı çekelim. Arka koltuk incelemesi yapalım. Sonra da sürüşe geçelim, tamam mı? Tamam. Tabii istediğin yerde durdurabiliyorsun. Ama şimdi çekersen o kendi otomatik devam eder. Bak şöyle. Bak kendi otomatik devam ediyor. Gördün mü? Bay bay. Arka koltuk, fotoğraf, sonra da sürüş. Tamam. Şurayı inceleyelim. Selimciğim bir, evet, camı açar mısın? Ben kapatayım. Tek dokunuşlu ama kötü bir sürpriz bekliyor bizi, değil mi? Yani uzun zamandır bu kadar az açılan bir cam görmemiştik. Maalesef, maalesef. Yani tam açılmıyor. Tabii negatif özelliklerinden biri. Evet, bizim senikte de az açılıyor. Doğru, haklısın. Şurayı bir gösterelim. Burada cam açma kapama düğmesi var. Onun haricinde hoparlör. Yine büyükçe. Bayağı büyük, iddialı bir eşya gözü. Malzeme kalitesi yine iyi. Bak, yumuşak plastik ve deri. Çift dikişli, kırmızı dikişli. Bak Selim, bunlar ileri geri gidiyor biliyor musun? Bak, buraya kadar gelebiliyor. O yüzden bagaj hacmi çok büyüyor. Gördün mü? Ben bir bagaj, bak şöyleyken yandan çekmek istiyorum. Tamam, ben bak nereye kadar geldi. Tamam, ben bir bagaj alırım. Tamam ama yağmur yağıyor. Montunu çıkarttın. Hızlı hızlı. Buraya kadar gelebiliyor. O zaman bagaj hacmi, bak ne oluyor. Düğmeye bas, çekil. Evet. Altında dur, ıslanma. Bak bagaj hacmi büyüdü. Gördün mü? Aha. Nereye kadar geldi? Aha. Bu sayede çok öyle büyük bagaj hacminden yararlanabiliyorsun. Kalabilir. Sen diğer taraftan koltuğuna bin o zaman. Ben de şunu tekrar kapatayım. Ama benim orayı incelemem zora girecek o zaman. Tekrar eski haline getirmem lazım. Diz mesafesi ölçeceğim çünkü Selim. Tekrar şöyle getirdim. Onu göstermiş olduk sonuçta. Isofix bağlantıları çok kolay yapılıyor. Hemen şurada. Şunu kaldırdıktan sonra bak. Hemen bağlantı noktasını görüyorsun. Bak şurada. Senin koltuğunu zaten o şekilde taktım. Kolay bir şekilde. Şu yine burada dursun. Biniyorum aracın içine. Ve diz mesafesini gösterelim. Şöyle. Bayağı fazla. Bayağı fazla, evet. Bakar mısın? Bence çok iddialı. Şuradan biraz ışık alalım. Evet, şu şekilde. 1.78 boyundayım ve devasa bir diz mesafesi var. Ayrıca bak koltuğun altına şöyle ayağını da koyabiliyorsun. Burada askı var. Çok güzel. Şu emniyet kemerlerini biraz önce de gösterdik. Keşke yükseklik ayarı olsaydı. Burada LED aydınlatma, tutamak ve bir askı daha var. Şöyle baş mesafesini gösterelim. Tutar mısın? Tabii ki. Evet. Bayağı iyi. Cam tavana kadar geliyor ama cam tavana, yani cam tavan şu an açık. Perdesi kapalı bile olsa yine çok iyi, iddialı bir baş mesafesi var. Güzel çektin mi? Çok yakın tuttun bana. Elim birazcık sarsıldı. Olsun, bir şey olmaz ama baş mesafemi gösterdin. Aynen, değil mi? Gösterdim. Tamam, süper. Şurayı gösterelim. Burada havalandırma kanalları var. Açılıp kapatılabiliyor. Aşağıda ne var mesela? Bir tane daha 12 voltluk giriş var. Şurada da eşya gözü var. Evet, şaft tünelini göstereyim ben indikten sonra. Ama senin tarafta da tabii tutamak ve aydınlatma olduğunu gösterelim. Burada bak ne varmış. 2 adet bardaklığı olan. Şurası açılıyor mu? Evet, burası da açılıyor. Eşya gözü de var. Çok iyi çıktı Selim burası. Evet, o sığmaz ama. Sığmaz. Buradan erişim var mı diye bakıyorum. Olması lazım. Şu iç tarafta yok ama. Evet, erişim yokmuş Selim bagaja ama koltuğu yatırıp erişim sağlayabilirsin. Ne diyeceğim? Kim o? Kimse var mı? Montlar var. Montlar konuşsa olabilir. Şu şaft tünelini gösterelim. Şaft tüneli yok kadar az. Çok iyi Selim. Bak. Aha.
Çok avantajlı. Yani 3 yetişkin çok rahat yolculuk edebilir burada. Evet, artık sürüşe geçebiliyoruz. Yuppi! Önce fotoğraf çekelim, montlarımızı giyelim, sonra sürüşe çıkalım. Tabii ki. Şapka! Şapkanı da tak. Gidiyorum. Selim, bir de araçta bir şeyi göstermeyi unuttum. Bak, burada bir kamera var. Şurada. Girerse bir yere. Geriye doğru. Kayıt yapıyor. Neyi gösterebilir o? Bilmiyorum. Geri görüş kamerası. Ama nerede? Gel göstereyim. Bak, şu aynada, başka bir araçta daha vardı, onu da soracağım sana. Şöyle yaptığın zaman bak, kamera çıktı, arkadaki minibüsü gösteriyor. Dijital kamera. Bagaj komple yüklü olsaydı, şu haldeyken oradaki yükleri görürdük, arkayı göremezdik. Ama şöyle yaptığımızda o kameranın görüntüsü arkadaki minibüsü gösteriyor. Bir araçta daha vardı bu, hatırlıyor musun? Hatırladım. Yeni Toyota RAV4. Evet, hadi şimdi sürüşe geçiyoruz. Araçta 2.0 litrelik 4 silindirli 16 supaplı turbo dizel motor var. Bu motor 180 beygir güç ve 430 Nm tork üretiyor. Aracın 0-100 km hızlanma süresi 9.7 saniye fabrika verisi. Yine fabrika verisi, maksimum hızı ise saatte 202 km. Bu aracın boş ağırlığı 2 tona yakın, 1948 kilo, ciddi bir rakam. Ona rağmen yakıt tüketimi düşük seviyelerde. Fabrika verisi ortalama yakıt tüketimi 5.9 litre bölü 100 kilometre olarak veriliyor. Motor 9 ileri tam otomatik ZDF marka şanzımanla kumanda ediliyor. Direksiyon simidindeki kolcuklarla vites değiştirmek mümkün. Ayrıca vites kolunu sola ittikten sonra ileri iterseniz vites düşürüyor. Böyle çekerseniz vites arttırıyor. İki türlü manuel kullanım da mümkün. Aracın 4x4 olduğunu söylemiştim. Şuradaki düğmeye basarak terrain response aktif edilebiliyor ve burada sürüş modları seçilebiliyor. Bakın şu an eco, bir yana alırsam konfor, hem önümde gösteriyor hem de burada. Bir yana aldığımda auto, yani kendi ayarlıyor. Bir yana aldığımda çim, çakıl, kar. Bir tane daha yana aldığımda çamurlu yol. Bir tane daha yana aldığımda kum. Ben şöyle otoda bırakıyorum ve yoluma devam ediyorum. Şu vitesleri değiştirmeyi bir göstereyim. D3, D4 bastım. Evet. Premium bir kompakt SUV. Yol tutuşu gayet başarılı. Hem 4x4 sisteminin etkisi hem de güçlü motor. Dediğim gibi 180 beygir güç ve 430 Nm torka sahip. Atak bir motor. Hem şehir içinde hem şehir dışında hızlanmalar ve ara hızlanmalar son derece başarılı. İsterseniz şimdi bir de 0-100 ölçelim. Şanzımanı S konumuna aldım ve basıyorum. 1-2-3. Hafif bir gecikme oldu gaz tepkisinde. 100. Sürüş pozisyonu gayet iyi. Yola hakimsiniz. İsterseniz yükseklik ayarı da yapabiliyorsunuz. Direksiyon simidinde de hem yükseklik hem derinlik ayarı var. Yan yükseltiler yeterli. Sürüş pozisyonu gayet iyi. Görüş açıları çok geniş, çok ferah. Önde, arkada, ön çapraz, arka çapraz hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Aynalar yeterli büyüklükte. Eğer bagajı tepeleme doldurursanız aynanın şu ayarı sayesinde oradaki yükseltiden etkilenmeden arka kamerayla geriyi de görebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Şu ekran konsola entegre olması bakımından, tasarım açısından güzel. Ancak biraz daha yüksekte olsaydı gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebilirdim. Burada olduğu için biraz aşağıya bakmam gerekiyor. Ancak tam önümdeki tam dijital ekran çok güzel çalışıyor. Parlama da yapmıyor. Oradan tüm verilere erişebiliyorsunuz. Dediğim gibi sürüş modunu ve klima ayarlarını buradaki dijital düğmelerle, dokunmatik düğmelerle ayarlayabiliyorsunuz. Eşya gözü ve bardaklık konusunda da cömert bir otomobil. Discovery Sport Euro NCAP çarpışma testinde 5 üzerinden 5 yıldız almış, güvenli gövdeye sahip ve sürüş destek sistemlerine sahip bir kompakt premium otomobil.
hem 4x4 aktarma sistemi olması hem de arkada tam bağımsız süspansiyon sistemine sahip olması sayesinde başarılı bir yol tutuş ve aynı zamanda başarılı bir konfor sunuyor. Yalıtım da başarılı. 2.0 litrelik turbo dizel motor olmasına rağmen, sonuçta bu tür motorlar biraz gürültülü çalışıyor ama motor sesi içeriye minimum seviyede giriyor. Biraz yol ve rüzgar sesi aldığını belirtmekte fayda var. Makyajlı Discovery Sport Türkiye'de iki motor seçeneğine sahip. İkisi de 4x4, ikisi de ZF 9 ileri otomatik şanzımanlı ve ikisi de mild hibrit teknolojili olmak üzere D150 ve D180 seçenekleri var. Adlarından da anlaşılacağı üzere D150 150 beygir gücünde ve 380 Nm torka sahip. D180 ise bu bizim kullandığımız, bahsettiğim gibi 180 beygir güç ve 430 Nm tork üreten motora sahip. İkisinin de motoru aynı aslında. 2.0 litre 4 silindirli 16 supaplı turbo dizel motorlar. 150 beygirlik D150 adlı seçenek 4 donanım seçeneğine sahip. Bunlar S, SE, R-Dynamic S ve R-Dynamic SE. Bu benim kullandığım D180'de ise bunlara ek olarak, yani bu 4 donanıma ek olarak bir de HSE ve R-Dynamic HSE var. Bu benim kullandığım model R-Dynamic SE olarak geçiyor. Fiyatlara gelecek olursak D150 544.000 ve 627.000 lira arasında değişirken D180'in fiyatları 577.000 ile 726.000 lira arasında değişiyor. Tabii ki bunlar başlangıç fiyatları. Opsiyonel donanımlarla bu fiyatlar artabiliyor. Bu çekimi 3 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştiriyorum. Tabii ki siz videoyu seyrettiğiniz gün Landrover.com.tr'den güncel fiyatları inceleyebilirsiniz. Aracı iade etmeden önce size yol bilgisayarı verilerini göstermek istiyorum. Seyahat A'yı sıfırlamıştım ben. 226 kilometre 100 metre yapmışım. 9.5 litre bölü 100 kilometre. Yalnız bu 9.0'dı. Son 2 saattir Nişantaşı'ndan İstinye'ye geliyorum. Cuma akşam trafiğinde. O yüzden bu rakama çıktı. Yoksa 9'du. 324 kilometre range var hala. 26 kilometre bölü saat ortalama tüketimim olmuş. Bu arada direksiyonu anlatmayı unutmuştum. Şu şekilde bir direksiyon. Burada hız sabitleyici, sınırlayıcı ve şerit takip asistanının düğmeleri var. Burada Bluetooth telefon, sesli kumanda ve müzik sisteminin ayarları var. Bunların yanı sıra şuradaki menü tuşuna bastığınızda buradaki ekran ayarlarını şu sağ sol yukarı aşağı yaparak değiştirebiliyorsunuz. Her türlü ayara buradan ulaşabiliyorsunuz. Araç bilgilerini de buradan temin edebiliyorsunuz. Şöyle tekrar bir seyahat veri tabanına gidelim. Bir de B vardı. B'yi ben sıfırlamadım. Onun verilerini göstereyim isterseniz sizlere. B'de de şöyle bir durum var. Kim kullanmış bilmiyorum. Benden önce 6258, yani hiç sıfırlanmamış araç 0 kilometreden itibaren 10.2 litre bölü 100 kilometre yakmış. 25 kilometre bölü saat ortalama hızla. Bu da çok değerli bir veri açıkçası. Yani araç sıfırken hiç dokunulmamış. Seyahat B özeti bu şekilde. Selim, Discovery Sport'un sürüşüne çıkacaktık. Hava karardı bir anda, hatırlıyor musun? Daha sonra başka güne bıraktık. Ben o sırada 2 günlüğüne yeni Peugeot 2008 kullanmak için Fransa'ya gittim geldim. Hatta bak sakal tıraşı oldum. Videonun bir kısmında sakal tıraşım var, bir kısmında yok, sakallıyım. Şimdi aracı iade etmeye gidiyoruz. Maya da geldi yanımıza. Maya merhaba der misin? Merhaba. Evet, artık sürüşü ben daha önce çektiğim videolarla vereceğim. Senle bu aracın sürüşüne çıkamamış olduk. Ama yine de arka koltuk nasıl çocuklar? Güzel. Rahat ve konforlu değil mi? Hı hı. Zaten bu premium bir kompakt SUV. O yüzden hem konfor var, hem güzel malzeme var, güzel işçilik var, sessiz bir kabin var. Gayet övgüyü hak eden başarılı bir otomobil. İzleyicilerimize bay bay yapar mısınız? Bay bay. Ne diyoruz? Sevgiler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.